Tuna Kamhi TV izleyeceğiniz yayını sunar. Bhagavad Gita Bhagavad Gita kısaca Gita Sanskritçe kutsal bir Hindu metni ve edebiyat tarihindeki ve felsefedeki en önemli metinlerden biri kabul edilir. Kabaca Bhagavad Gita'da 700 vecize vardır ve Mahabharata destanının bir parçasıdır. Bhagavad Gita'daki öğretmen Hindularca Tanrı'nın tezahürü olarak görülen ve Bhagavan ilahi olan olarak hitap edilen Krishna'dır. Gita'nın içeriği Kurukshetra savaşının başlangıcından önceki savaş meydanında Krishna ve Arjuna arasında geçen bir sohbettir. Arjuna'nın kendi kuzenlerine karşı savaşmadaki kafa karışıklığı ve ahlaki ikilimlerine karşılık Krishna bir savaşçı ve prens olarak vazifesiyle farklı yoga ve vedantik felsefeleri örnekler ve analojilerle açıklamıştır. Bu Gita'nın çoğunlukla Hindu teolojisine kati bir kaynak olarak gösterilmesini, ve ayrıca yaşamla ilgili pratik ve tüm gerekli bilgiyi içeren bir kaynak olarak görülmesine yol açar. Bu konuşma sırasında Krishna kendi kimliğini yüce varlık olarak gösterir. Arjuna'yı kendi ilahi evrensel biçiminin ihtişamlı görüşüyle kutsal Bhagavad Gita'ya Upanishad yani Vedantik metin statüsü verildiğini ima eden Gitopanishad ismi de verilir. Her bir bölümün sonu kitabı Gita Mahabharata'dan alındığı için Smriti metni olarak bilinir. Ancak Upanishad ismini veren Hinduizmin branşları Bhagavad Gita'yı aynı zamanda Sruti veya ifşa edilmiş metni olarak düşünür. Upanishadik öğretilerin özetini temsil eden olarak bilindiğinden aynı zamanda Upanishadların Upanishadı da denir. Bir başka isimde de Moksasatstra veya özgürleşmenin Şastrasıdır. Mabaratta destanının bir bölümünü oluşturan kutsal kitaptır. Hinduizm ve Smartizm mezheplerince kabul edilir. Şayvizm ve Şaktizm mezheplerine mensup pek çok Hindu ve Gita'ya derin saygı gösterir ama kutsal kitabı Smriti kategorisinde görülür. Şaktaların Bhagavad Gita'ya çok benzeyen Devi Gita isimli kutsal kitapları vardır. Bhagavad Gita en yüce olanın Tanrı'nın şarkısı anlamına gelmektedir. Vaishnava mezhebinin ana tanrısı Işvarası olan Vishnu'nun avatarı Krishna tarafından Arjuna'ya öğretildiğinde veya vahyedildiğinde inanılır. Hindu rişisi veya peygamberi olan Vyasa bu öğretiyi uzaktan dinleyen Sanjaya'ya görme yeteneği kazandırmıştır ve Sanjaya da Dhritarashtra'ya anlatmıştır. Bhagavad Gita Upanishad özellikleri gösteren bir kutsal metindir. Bu nedenle bazen Gitopanishad da denir. İçinde mitolojik ögeler son derece azdır. Kitap felsefi ve mistik yapıdadır. Yoga felsefelerini de kısaca açıklar. İnanışa göre 5000 yıl önce, millattan önce 3000 yılında dünya savaşı denebilecek büyüklükte bir savaş meydana gelir. Bu savaş iyilerle kötüler arasındadır. İyi tarafta olan Arjuna, Krishna'dan yardım ister. Arjuna savaşmak istemez ve bunalıma girer. En sonunda bütün bu krallıklar, zenginlikler aslında geçici der ve silahını elinden bırakarak Krishna'nın tavsiyelerini dinlemeye koyulur. Krishna da ona ebedi hakikatleri, tanrısal sırları, hayatın anlamını anlatmaya başlar. Mahatma Gandhi gibi bazı Hindular, Bhagavad Gita'da anlatılan bu savaşın savaş arabalarının, savaş atlarının aslında sembolik olduğunu düşünürler. Arabacı bilinçtir, atlar kamçılanan isteklerdir, savaş yaşamdır. Tekerlek zamandır, araba beden ve arabanın sahibi ise bendir. Bu savaşın tarihte gerçekten yaşandığını düşünen Hindular da ayetlerin ayrıca sembolik anlamlar içerdiğini reddetmez. Krishna Gita'da her şeyde beni ve bende her şeyi gören biri için ben asla kaybolmam. O kişi de benim için kaybolmaz benim bütün yaratıklarda bulunan varlığıma saygı gösteren bilge yaşam biçimi ne olursa olsun bende var olur der. Gizli bilgi bölümünde Krishna tanrısal bir hakikati Arjuna'ya şöyle açıklar. Ben tezahür etmemiş halimle içine giriştiğim kozmik evrendeki tüm yaratıkları ve canlıları kapsarım ama onlar beni kapsayamazlar. Ancak buna rağmen bütün yaratılış ve evren benim içimde bulunmaz. Benim akıl almaz mistik gücümü anlamaya çalış. Tüm canlılara hayat verdiğim halde her yerde olduğum halde kozmik evrenin ifade şekillerinin bir parçası değilim. Benim benliğim yaratılışın özüdür. Yaratılmış tüm varlıklar bendedirler anlamaya gayret et. Gita'ya göre Krishna maddesel yasaları, kanunları yaratmıştır. Ama bu kanunlar yaratıldıktan sonra esaslarına uygun olarak kendi kendine işler. Bu nedenle de genel olarak Hindu dini ve Hindu kitaplarının evrim teorisiyle uyumlu olduğu söylenebilir. Bir yerde Krishna şöyle der. Tüm kozmik düzenin kendi kendine yaratılmasını sağlarım. Maddesel doğa benim gözetimimde faaliyet gösterir. Hareketli ve hareketsiz varlıkları yaratır. Bu düzen yine onun yasalarına uygun olarak durmadan yeniden yaratılır ve yok edilir. Krishna Gita'da ateizmi de eleştirmiştir. Günahın tepkisini üzerine çekenler dünyanın dayanağının bulunmadığını, dünyanın ve evrenin kendi kendine hiçbir tanrı olmadan, tanrının gözetimi olmadan oluştuğunu, ona hükmeden bir tanrının bulunmadığını söylerler. Doğumlarının cinsel istekten başka bir nedeni ve amacının olmadığını sadece bu yolla ve bu yol nedeniyle dünyaya geldiklerini düşünürler. Bu eserin tam olarak ne zaman yazıldığı bilinmemektedir. İnançlı Vaisnavalar Gita'nın milattan önce 3000 yılında oluşturulduğunu söylerler. Bilim insanları ise bu tarihlere katılmaz. Çeşitli bilim insanları dilsel ve edebi özelliklere bakarak Bhagavad Gita'nın milattan önce 400 ile milattan önce 100 yılları arasında yazıldığını söyler. Gita dünyada son zamanlarda da batıda son derece popüler bir kitap haline gelmiştir. Hatta bazılarınca popülarite konusunda İncil'i bile geçtiği iddia edilir. Hint gizemciliği dendiğinde Upanishadlar ve Ashtavakra Gita ile beraber akla ilk gelen kitaptır. Hindistan'da pek çok Hindu rahibi tarafından ezbere bilinmektedir. Bhagavad Gita, mistizizmi, ayetlerdeki derinliği ve söz güzelliği nedeniyle bütün Hindularca ayrıca Hindu olmayan ancak Doğu felsefesine ilgi duyan batılı araştırmacılarca bir spiritüalite başyapıtı olarak nitelendirilmektedir. Hintlerin kutsal destanlarından olan Mahabharata'nın içinde yer alan adeta ayrı duran kutsal bir metindir. Hindu dinine ait tüm idraki doktrinleri kapsayan ve özümsemiş olan Bhagavad Gita günümüzde bile ezoterik metinler arasında en etkileyici ve okuyucuya doğrudan hitap edenidir. Yazım tarihi hakkında kesin bir bilgi yoksa da İsa'dan birkaç yüzyıl önce kimliği bilinmez birisi tarafından kaleme alınmıştır. Destan kendi akrabalarıyla savaşmak zorunda kalan Arjuna adlı prens kahramanı ile ona bu savaşın gerçekte nefsiyle mücadelesinin bir tecellisi olduğunu fark ettirmeye çalışan, onun en yüksek kişiliği Rab Krishna arasında geçen diyaloglara dayanmaktadır. Gerçekte Arjuna'nın bölünmüş krallıktaki hakkı için meşru bir savaşın içinde olmasına rağmen içine dolan bencil merhamet onu bu savaştan alıkoymak istemekte. Rab Krishna ise savaştan kaçmasının hakikatten kaçması demek olduğunu, ruhunu arındırmak için nefsinin bencil, arzu ve tutkularından sıyrılması gerektiğini sürekli vurgulamaktadır. Bu yönüyle nefse karşı bir savaşa dönük ezoterik doktrinleri olabildiğine alegorik bir uslup ile anlatmaktadır. Bhagavad Gita'dan dersler günlük hayatımıza nasıl uygulanır? Bhagavad Gita'daki savaş alanı Dharma ve Karma alanı olarak adlandırılır ve hayatta görev ve eylemin buluştuğu yerleri temsil eder. Karmaşıklık, kaos veya bir yaşam krizi ile karşı karşıya kalarak ve ne yapacağımızı bilmeyerek kendimizi bulabileceğimiz yer burasıdır. Ancak anların hem güzelliğine hem de kargaşasına odaklanabilir ve uyanık kalabiliyorsanız onların dalga modellerinde dönüştüklerini görebilirsiniz. O zaman olaylarla doğrudan tanışabilirsiniz. Anların hem güzelliğine hem de kargaşasına odaklanmış ve uyanık kalabiliyorsanız o zaman olaylarla doğrudan karşı karşıya gelebilirsiniz. İşlerin zor olduğu duruma yükselebilecek ve işler yolundayken besin bulmak için uyum anlarında eriyebileceksiniz. Tamamen şimdiki ana düşme yeteneği Yoga ve meditasyon gibi tefekkür uygulamalarının başlıca faydalarından biridir ve Bhagavad Gita'nın altında yatan bir öğretidir. Bhagavad Gita'dan daha fazla bilgelik ve ders mi istiyorsunuz? İşte Bhagavad Gita'dan öğrenebileceğimiz cidden ilgili 6 hayat dersi. Bunlar Bhagavad Gita'dan günlük yaşamlarımız için geçerli olan en etkili derslerden bazılarıdır. 1. Dalgaları sür. Hayattaki her şey dalgalar halinde gelir. Nefes aldığınızda veya yürüdüğünüzde, acı veya ses hissettiğinizde, düşünce ve duygulara sahip olduğunuzda hepsi gelgitler ve akmaktadır. Dalga sürecinde bir yerde sıkışıp kaldığınızı hayal etmek kolaydır. Asla bırakmayacak keder veya öfke ile dolu olduğunuzda işte o zaman akışın ortasında durup tekrar bakarsanız her şeyin bir dalga modelinin parçası olduğunu görürsünüz. Bu dalgaları sıkıca tutmayın. Bunun yerine yaşamla bir olmak için dalın, bağlanmama ile kastedilen budur. 2. Ayağınızı yerde tutun. Her iki ayağınızı. Beden, zihin ve ruh yoluyla toprağa dalın. Altındaki desteğe dikkat edin ve yürürken ayaklarınızın yere bağlandığını hissedin sakin nefes alma anlarına ve ortaya çıktıklarında zihnin sabitliğine dikkat edin. Derinden başkalarıyla bağlantınızı beslemenin yolları olarak bir gün batımının veya ağaçlardaki yaprak sesinin tadını çıkarın. İstikrarlı olmaktan kast edilen budur. 3. Kendiniz olun. Kim olduğunuzun gerçeği olmak için Derin çekirdek düzeyde deneyimlediğiniz şeyle uyum içinde kalın. Bunu kelimelere dökemeyebilirsin ama hissettiğinde anlayacaksın. Görünüşünüzün, kişiliğinizin, işinizin, ilişkilerinizin ve sorumluluklarınızın çok ötesine geçer. Bu sizin özünüzdür. Başkalarıyla ilişkide sizi siz yapan şeydir. Darmanızı bulmakla kastedilen budur. 4. Harekete geçin. Kim olduğunuzu bildiğinizde, kendinizi topraklanmış ve diğerlerine bağlı hissettiğinizde, istikrarlı olduğunuzda ve durumunuzu çevrenizdeki sürekli değişen yaşam kalıpları bağlamında görmeyi amaçladığınızda, koşullar ne olursa olsun ne yapacağınızı bileceksiniz. Geri bildirime açık olun. Yeniden değerlendirin ve gerektiğinde rotayı değiştirin. Karman'ın yaratıcı gücüyle kastedilen budur. 5. Tekrar bak. Her şey sürekli bir akış halinde olduğundan, nefes dalgaları, bilgi, ilişki ve zaman dalgaları üzerinde değiştiği için geriye dönüp bakmadan birçok şeyi kesin olarak bilmek imkansızdır canlı, uyanık ve etkili kalmak için her zaman olaylara tam bağlama içinde yakından bakın. Tekrar tekrar bakmanın anlamı budur. 6. Her şey aşk hakkında. Nazik, bağışlayıcı, cömert veya düşünceli olduğunuzda bunun ne kadar iyi hissettirdiğine dikkat edin huysuz, saygısız, başkaları hakkında kötü konuşan olduğunuzda karşıtlığı gözlemleyin. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Bu yüzden başkaları acı çektiğinde sen de acı çekiyorsun fark etmesen bile. Birbirine bağlı olmanın ve tüm varlıkları kalbinizde tutmanın anlamı budur. Bhagavad Gita'dan ilham veren hayat dersleri boldur. Arjuna'nın çöküşünden sonra Krishna sabırla ona sabır ve istikrarın başkalarını görme yeteneğinin, güvenmenin ve derinden sevmenin hayatın doğasına dair içgörüye nasıl yol açtığı konusunda ders üzerine ders boyunca yürüyor. Böylece rahatlıkla bunları izleyebilirsiniz. Hem iyi hem de zor zamanlarda ne yapmalı? Bhagavad Gita çok önemli bilgiler veriyor. Bhagavad Gita'dan alınan bu derslerin sizin için özel olarak ne anlama geldiğini düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Çok teşekkür ediyorum.